az önce de bahsettiğimiz üzere bugün divan edebiyatının, şiirin, aşkın, gönlün üzerine biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ve bu aralarda da sizlerden biraz hikayeler aslında dinlemek isteriz. Konu zor yani. Estağfurullah. Aşktan bahsedeceğiz diyorsunuz, zor. Estağfurullah. Hocam öncelikle nasılsınız? Elhamdülillah, orası kolay. Çok şükür. Kilometre dolduruyoruz. Son düzlükte. Biraz hızımızı da artırdık. Bir Arif, bir Allah dostu, çok ilerlemiş yaşında, fazlaca ibadet ediyor, çok gayret ediyor. Dostları bir gün ona demişler ki, efendim bir büyük günah işlediğinizi ne duyduk ne gördük. İnsanlık icabı hatanız olduysa da süratle tövbe edip toparlıyorsunuz. Kaldı ki onu da görmedik. Hep istikamet üzere geçen bir hayatınız var. Buna rağmen bu ilerlemiş yaşınızda istirahat etmeyip de 20'lik delikanlı gibi gayet yoğun faaliyet içinde kendinize eziyet etmiyor musunuz? Dediklerinde cevabı şu olmuştur. Yarış atı son düzlüğe gelince yavaşlamaz, bilakis hızlanır. Eyvallah. Biz artık son düzlükteyiz. Yani etrafımdaki insanlara, uğurladıklarımıza filan bakıyorum. Biz talebeyken bu işlere başladığımızda, okumaya başladığımızda, öğrenmeye yöneldiğimizde dostlar birbirimizle dedelerimizin vefat üzerine başsağlığı mesajlarında bulunurduk, taziyede bulunurduk. Sonra babalarımızın, amcalarımızın falan derken şimdi artık akrabamızın taziyesinde bulunuyoruz. Bu vaktin yaklaştığına delildir. Telaşa mahal yoktur ama uyanık olmak iktiza eder. Gaflete mahal yoktur. Ben hemen girdim ama devam edeyim mi? Hocam çok güzel gidiyoruz. Yani, bana zaten söz düşmüyor, siz buyurun. İyi, tamam. Yani fazlaca medheden cümleler kurmadan bizi çağırmış olması dostumun bir bilinç sebebiyle. Çünkü ben daha önce ilan ettim. Kendimi övme işini ben bizzat yapmak isterim. Başkasına bırakın. Çünkü bazen fazla övüyorlar, bazen az oluyor falan. Dengeyi tutturmak kolay olmuyor. Demiştik ki artık ömrün şu biten meşvesi tam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler. Şükranla veda ettiğimiz canı fenaya, son pendemiz ahlâfe devam olsun erenler. Dünyada bu iksir ile mesbud olan ervah, ukubada da sermesti müdam olsun erenler. Caiz saharabat-ı ilahide de her şep, yaram yine rindan-ı kiram olsun erenler. Tekrar mülaki oluruz bezme ezelde, evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Yahya Kemal Beyatlı. Onun şiirlerinde ölüm anlatılırken insanda hasıl olan düşünce şu oluyor. İnsan ölesi geliyor. Öyle güzel anlatıyorlar ki bizim üstadlar ölümü. Bir an önce bir bahane çıksa da gitsek diyesi geliyor insana. Narsayı fenada intizar ederken gâhi geç eser obad, gâhi erken iklim-i ilahiye rücu etmek için ervah açılır engine yelken yelken. Yine Yahya Kemal. Her ne kadar 1958'de vefat etmiş olmasına olmuşsa, 70 sene 1958'de vefat etmiş olmasına rağmen cümleyi düzgün bir kuramadım. 2018'e geldiğimizde tam 60 yıl sonra Türkçeden Türkçe'ye tercüme ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bu kadar kısa sürede hem de o lisanın en usta şairlerinden birinin eserini eğer siz tercüme etmeden gençlerle paylaşamıyorsanız yangın çıkmış demektir. Bu yangındır. Birbirimizi idare etmeyelim. Ama ne yaparsınız? Telaşa düşmek de olmaz.
talih hata yaptırır. Farkına varacağız, kabul edeceğiz. Öfkelenmek veya demoralize olmak, yetse düşmek yakışmaz. Ama atalet de yakışmaz. Ne yapmak lazım gelir, onu düşünmek lazım. Dönüp bakmalı kendi kaynaklarımıza. Hürmetle, muhabbetle tekrar dönüp bakmalı. Ve bilmeli ki istikbal köklerdedir. En büyük öksüzlük, köksüzlük diyor Yahya Kemal yine, çok doğru söylüyor. Fakat bu köksüzlüğün asla söz konusu olmaması gereken bir iklimin insanıyız bizler. Bu coğrafyada, bu tarih ekseninde öksüzlükten söz etmek, köksüzlükten söz etmek tam bir garabet. Öyle bir zenginlik var ki, bu ancak inatla, kibirle, efendim, gafletle, adam sendecilikle olabilecek bir şey. Fakat maalesef olmuştur. Olmuştur ama görüyorum ki salonları dolduran gençlerden, sizler gibi sevgili dostlarımın canhıraş feryatlarından, hamlelerinden, gayretlerinden görüyorum ki artık bahar geldi, çiçekler açmaya başladı. Ve bir hasret çekiliyor, bir özlem duyuluyor. Ne oldu bize? Ne yapmak lazım? Kendimizi hatırlamak için ne yapmalıyız diye bir endişe başladı. Güzel haberdir. Ben bu dört mısrağı Türkçeden Türkçe'ye tercüme edecekken mevzu buraya doğru kaydı. Döneyim. Mersa-i Fena'da intizar eylerken. Gâhi geç eser obat, gâhi erken. İklim-i ilahiye rücu etmek için ervah açılır engine yelken yelken. Fanilik limanında bizler boynu bükük beklerken o rüzgar bazen geç esiyor, bazen erken ilahi iklime rücu etmek için, dönmek için, geri dönmek için çok enteresan bu üçüncü mısra bir ayet-i kerimeyi kendince izah ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik muhakkak ve yine ona döneceğiz ayet-i kerimesine atfen ilahi iklime rücu etmek için. Mısra'daki orijinal haliyle iklim-i ilahiyle rücu etmek için erbah açılır engine yelken yelken. Ruhlar yelken açmış gidiyorlar ve biz boynu büküp kaldık. Bir mürşit iki müridini kemale getirmiş, yetiştirmiş, hilafet vermiş. Birini doğuya, birini batıya vazifeye gönderiyor. Aldığını vermek farzdır çünkü. İlim tahsil ettinse, feyiz aldınsa müşterisine onu ulaştırmak farzdır. Görevleri bu. Hilafeti almışlar, gidiyorlar. Tabi giderken bir vedalaşma oluyor. Onlardan biri Hikmet-i Hüda bir ilhamla, belki rüya ile bir bilgiye vakıf olmuş. Kesin bilgi vermez rüya, ilham. Ama olur ya, sahih de olabilir. Yani olabilir yani. %100 değilse de olabilir. Bize ilham edildi kardeşim. Bir yıl ömrün kaldı demiş vedalaşırken. Yani önümüzdeki sene bugünlerde sen yoksun. Helallaşalım demiş. Bir daha görüşmek kısmet olur olmaz. Üzülecek diye de böyle tedirgin söylüyor. O cevaben demiş ki yapma ya, bir sene daha bekleyecek miyiz? Ölümün gecikmesinden üzgün. Daha bir sene sürüneceğiz. O hal hasıl olunca, yani ölümü böyle karşılayacak metanet ihsan olunca bilgisi de gelir. O zaman zararı yok öğrenmenin. Ama şimdi serbest öğrensek çayı içemeyiz ya. Yani hesap ederiz kaç saat kaldı filan. Günleri çarparız, 24 saat onu çarparız dakikaya. Aman Allah, aklımız başımızdan gider. Yani bazı şeyleri bilmemek de iyi. Böyle her şeyi bilmeye çok saldırmamalı. Ne lazım? Bilmiyorsan bazı şeyler var, duymadığın çok iyi. Yani iyi ki kulağımız onun sesleri duymuyor. Kalp krizi geçirdiğinde hekim bana kalpteki kan, damardaki kanın akışını dinletti cihazdan. Ürperdim ya. Ya şurada bir mekanizma çalışıyor.
Onun sesini Allah'tan duymuyoruz yani. Duysak var ya, başka hiçbir şey dinleyemez. Hani korkutucu falan demiyorum ama öyle dikkat çekici, öyle heybet, haşiyet verici, o kadar muazzam bir şey ki. Bak sen de kişinin sesini duymuyorsun. İyi ki de duymuyorsun. Çünkü kaldıramaz. Öyle şeyler var, görsek aklımız başımızda durmaz. Çıldırırız. Onları da görmediğimiz iyidir. Fakat bilinmesi, görülmesi lazım yerine. Dikkat kesilmeli. Sen sorular hazırlamışsın galiba. Hocam, böyle de gidiyoruz. Buradan da devam edebiliriz. Aslında nasılsınız sorusunu ben bir nevi şuraya da bağlamak istiyordum. Kulema eskiden nasılsınız sorusuna sıratı geçince belli olacak demiş. Efendim? Sıratı geçince belli olacak. Ya, sıratı geçince belli olacak. Bilemiyoruz. Yani son nefesi vermeden nasıl olduğumuz belli olmaz. Şimdi burada iki noktaya işaret lazım. Bir, ariflerden biri bir dostuna nasılsınız diye sormuş. O da demiş ki 50 bin dirhem borcum var. Bir dirhem yaklaşık 5 gram. Yani 25 bin gram. Yani 25 kilogram gümüş. 25 kilo gümüş. Bu bilmem de çok dehşetli değilse de karşılığı. O zaman için fevkalade yüksek. Bir defa altının yarısıdır daima. Kabaca. Klasik dönemde altın gümüş mukayesesi öyle. Yani büyük bir servet. 25 kilo gümüş. Sordu ya şimdi. O da dedi ya 25 bin dirhem borcum var. Beklediyor, gidiyor. Elinde avucunda ne varsa nakit, gayrimenkul satıyor, ediyor, paraya çeviriyor, ödünç topluyor, 25 bin dirhemi tecemmu ediyor, getirip takdim ediyor. Bir daha birisine nasılsın diye sorarken düşünürüm diyor. İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, merak etmediği halde nasılsın diye sormak münafıklıktan bir şubedir. Şimdi soruyorsun da, derde muttali olduğunda, derdin ne olduğunu öğrendiğinde yapacağın bir şey var mı? Yapmaya niyetin var mı? İmkanın var mı? Buradan açılım, ikinci açılım da şu. Klasik dönemde edep şartıdır. Mesela erkandandır. Büyük küçüğe nasılsınız diye sorarsa küçüğün cevabı elhamdülillah efendim, teşekkür ederim. Ama kesinlikle siz nasılsınız değil. Küçüğün büyüğe nasılsınız diye sorması ayıp karşılanırdı. Neden? O derde muttali olamazsın, yetişemezsin. Şimdi hocana soruyorsun mesela nasılsın? Ne yapacaksın der. O zaman hal ile şimdi sormak ile, hal ile sormak ile kal ile sormak arasındaki fark. Şimdi gittim mesela devlet reisine, tanıdık ettik falan diyelim, görüştük. Dedi ki bir iki mülakatımız oldu. E nasılsınız Sayın Cumhurbaşkanım? Ne yapacaksın? İyi değil. Ne yapacaksın yani? Tabii bu malumat olsun diye, bilgi olsun diye ancak zikredilebilecek hususlardandır. Zamanımızda o seviyeyi yakalamamız çok zor. Çünkü birçok gencin büyüğüne ayrılırken kendine iyi bak dediğini duyuyoruz. Çok saygılıysa kendinize iyi bakın diyor. Daha saygılıysa kendinize çok çok iyi bakın diyor. İyi tamam kendine iyi bakayım sağ ol seni. Tabii klasik dönemin terbiye usulü. Biz onu işte bir yerlerde kaybettik. Bu hangi dönemdir diye şöyle baksak göreceğiz aslında. Bizde roman yazılmaya başlandığından beri ağzımızın tadı kaçtı. Roman bizde yenidir. Daha önce yoktu mesela. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası'ndan önce roman arasanız ya hiç yok. Ya da böyle nadirattan yani bir iki tane zor çıkar. Neden yoktur? Çünkü roman geveze bir toplumun işidir. Bizim cemiyetimizde yeri yoktur. Neyi şikayetini yapacak? Bakıyorsun en ünlü romancılarına, Avrupa'nın mesela Victor Hugo'ya bakalım. Çok romanı var. Şaheserdir gerçekten de çok başarılıdır. Üçü bir numara. Sefiller, Notre Dame'ın kamburu, deniz işçileri. Üçü de şikayet. Notre Dame'ın kamburunda Engizisyon'dan şikayet ediyor yazar. Sefillerde toplumun baskısından feryat ediyor. Deniz işçilerinde doğa karşısında aciz kalmış insanın çığlıkları var. Aynı dönemde bizdekilere bakıyorsun saadetin bülbülleri şakıyor. Baki, Nabi, Fuzuli, oho ne şikayeti. Bülbülün şikayet olur mu ya? Bülbül öter kardeşim.
Onlar filozofiyle meşgul oldular. Sözüm ona hakikat arıyorlarmış. Aradıkları falan da yok. Numara. Aradığı yok. Gevezelik yapıyor. Bizimkiler bulmuşlar. Onun üzerinde terennüm ediyorlar. Ülkünün öttüğü gibi şiir söyler bizimkiler. Biraz önce çay içmek için uğradığımız kutlu mevkide başta biraz temas edilmişti, siz de oradaydınız. Şiirin vazifesi böyle hani ne bileyim bir takım problemleri çözmek, sosyal çözümler üretmek, toplumsal bilmem ne alt mı dermediği şeyler. Şair bülbül gibidir öter kardeşim ya. Onun işine de karışılmaz. Yani mana fil batmış şair kim bilmek kastetti. Anlamak da şart değil. Güzel bir şey söyledi belli işte. Boş ver dinleyeceksin, mest olacaksın. O kadar. Anlamaya ne gerek var? Ne olacak? Anlayacağım da ne olacak? Boş ver, hiç anlamayı dert etmeyeceksin. Ama ne dediğini kabaca biliyoruz. Şair neden bahsediyor? Cennet anlatıyor. Yani bizimkileri kastediyor. Bülbül gibi ya. Cenneti anlatıyor. Ve bir kimse dese ki iyi de ben cenneti bilmiyorum, görmedim ki sözünü anlayayım. Gördün, gördün. Baban gördü. Sen görmedinse de baban orada Hazreti Adem. Yani sen cennetlisin. İnsan nerelidir? Babası nereliyse oralı. Nerelisin? Cennetliyim abi. Neden? Babam oralı. Kimdir bizi men eyleyecek bağı cinandan? Nevrusi pederdir, gireriz hane bizimdir. Cennet bahçelerinden girerken diyor karşıma bir engel mi çıkacak diyor. Yok diyor, elimi kolumu sallayıp gireceğim diyor Nabi merhum. E hayırdır üstad, bir haber mi aldın? Baba toprağına izin mi alacağız diyor. Babamın yurdu diyor. Tapusu bizde. Tapusu bizde. Miras kalmış babamdan yani elbette diyor. Fakat tabii Nabi merhum şairlikle bir lakaydi içine girmiştir falan. Ciddiyetten uzaklaşmıştır, zannetmemelidir. Şairdir, üslubu budur. Hemen iki sayfa çevirirseniz karşınıza şöyle bir beyt çıkar yine Nabi'den. Ey behişt etmedesin duzaha naziş amma galiba senden alın talibi bisyarcadır. Günümüz Türkçesine getiriyorum. Aferin. Çok güzel ses var. Ey cennet diyor. Behişt cennet demek. Cennetin Farsçası behişt. Cehennemin Farsçası da duzaktır. Cennet, cehennem, behişt, muza, Türkçesi neydi? Uçmak, tamam. Yani ismi üçer tane bizde. Çünkü Arabiye Türkiye ifadesi eş yumurta üçüzü. Bu üç lisan, eş yumurta üçüzüdür. Lisan-ı Arabi, lisan-ı Enbiya. Lisan-ı Farisi, lisan-ı Evliya. Lisan-ı Türkiye, lisan-ı Devlet. Diğer tarif, Arapça ilim dilidir. Farsça sohbet dilidir, Türkçe devlet dilidir. Öyle bir diliniz varsa, mesela 100 yıl önceki metinlere bakın göreceksiniz. Öyle bir lisanınız varsa, siz gerçekten büyük bir devlet olduğunuz açıktır. Çünkü ancak büyük bir devletin o kadar zengin bir lisanı olur, zor anlaşılabilir. Yani problem değil, zor anlaşılmak zaaf değildir. 5500 harften kurulu Çince'den vazgeçmiyor adamlar. Var bir bildikleri. Neden? E tarihe onunla kök salmış. Senin hatırın için vazgeçecek. Yok ya. Var mı böyle bir şey ya? Ki milleti ele geçirmek istiyorsan önce dilini eline geçir. Elbette diline dokunduğun zaman yani lisana yönelen taarruz haddi zatında varlığımıza yönelmiştir. O Behişt Beyti'nden Nabi şöyle diyor. Ey cennet, bakıyorum da iyi hava atıyorsun. Yani büyüksün ya, üstünsün, daha genişsin. Haklı olarak. Ama gücenme, onun da müşterisi senden fazla. Cehennemin de müşterisi senden fazla. Orada alışveriş çok oluyor. Yani şair Nabi bir lakaydı içinde değil. Nabi merhumun mesajı bu biçimde bize ulaştırılıyor. Şair dediğimiz adam aslında muazzam bir mütefekkir, bir gönül ehli, bir hakim, bir akıl sahibi, mütefekkir adam. Ama bunu işte bize şiirle emanet etmişler. Biz de lisanı kaybedince zora düşmüşüz, biraz şaşırmışız, biraz kafamız karışmış. İşte onu üzerimizden atalım, ölü toprağını üzerimizden atalım da bir kendimize gelelim diye buradayız. Hocam bugünkü programımızın ismi Şiirler Sen Söyler.
Şiirler seni söyler. Şimdi insanoğlu dünyaya ilk geldiği andan gözünü açtığında hep ben dermiş. Ben. Ama hakikat ile tanıştığı zaman, muhabbet ile tanıştığı zaman, aşk ile tanıştığı zaman artık yavaş yavaş sen de mi yavaşlarmış? Zira seven hiçbir ruh kendine varlık rengini vermiyor. Mesela bir şair de diyor ki, sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. Şimdi buradaki senden kasıt nedir hocam? Sen deyince aklınıza ne geldi? Molla Cami Hazretleri bir şey anlatırlar. Molla Cami, ondan iki vesileyle bahsetmeyi planlıyordum. Sual kendiliğinden oraya sürüklendi. Sadece çok teşekkür ederim. Evet. Sultan Fatih zamanında yaşamıştır, İranlıdır. İran'ın cam şehrinde doğduğu için cami. Şair olarak onu andığımızda ona Molla Cami deriz. Alim cihetiyle yazdığı kitaplarla anarken Mevlana Abdurrahman Cami diye uzunca bir ismi vardır. En kıymetli eserlerinden birini web sayfama tavsiye ettiğimiz kitaplar diye koydum. Vasiyetimdir. Yani ayrıca onu da belirteyim. Yani vasiyetimdir. Yani işte geldik gidiyoruz. Yarın bir gün karşıma dikilip de demeyin bana mahşerde. Beni gösterip mahşerde sıkıntıya bak. Şu bey var ya. Kayseri'ye geldi. Biz de salona toplandık. Dinledik kendisini. Havadan sudan bahsetti. Hiçbir tavsiyesi olmadı. Eğer tavsiyede bulunsaydı dikkate alırdık. Kendisinden davacıyız. Demeyin diye söylüyorum. Web sayfama. Biri bu olmak üzere, Molla Cami Hazretleri'nin eseri olmak üzere iki eseri tavsiye ettiğim kitaplar diye koydum. Sadece adını değil, kendini de koydum. PDF formatında giriliyor, çıkılıyor, çıkış alınıyor, okunuyor, ücret yok, üyelik yok, bilmem ne yok. Tamam, reklam konuyor. Sualin cevabında şöyle anlatıyor. Kapıyı çalıyor. Mürit adayı. İçeriden sual geliyor. Kim o? Ben geldim diyor. Kapı açılmıyor. Düşünüyor dışarıdaki, bu kapı niye açılmadı şimdi, yani. Bir daha çalıyor, daha alçak sesle ben geldim diyor, yine açmıyorlar. Üçüncü çalışta soruya cevabı şu, kim geldi? Sen. Kapıyı açılmıyor. Katre veş mahvi vücudet bahre zira kim bahir, taşraya atar veya banın gelen burdarına, Hayali Bey. Denize gelen damla gibi gel. Damla denize düştüğü zaman kendi kimliğini bir kenara atar, istifa eder ve denizleşir. Denize karışır, kimliğinden, hüviyetinden, benliğinden sıyrılır. Eğer öyle yapmazsa, mesela çöp öyle yapmaz, denize düşer, geldiği gibi kalır, çöp olarak kalır, odunsa odun olarak kalır. Taşraya atar beyabanın gelen murdarını ve deniz, kendisine gelen murdarı kimliğini değiştirmediği takdirde sahile atar, içinde tutmaz. Deniz kenarındaki çöplere bak diyor. Denize dahil olmak için damla gibi gelmen lazım diyor. Yani benliğinden kurtulman. Bu şu demek, sualimizin tam cevabı. Adam karısıyla boşanmak noktasına geldi. Kavga gürültüden bizar oldu. Her gün kavga ediyorlarmış. Huysuzluk var işte. Sonra adam düşünmüş ya, yaşımız kemale geldi, kıyamet gibi günah işliyoruz. Hadis-i şerifte okumuş, en hayırlınız hanımına en iyi davranandır diyor. Hadis-i şerifte bakmış, ben yandım demiş. Ben cehenneme giderim ya. Yani alnım secdede çürüse ben hapı yuttum. Ne yapayım bari boşanayım da günahımı artmasın demiş. Ben selametle yani hakkı hukuku neyse vereyim bari. Arz etmiş bir büyüğüne. Allah dostu, Allah rızası için cevap veren büyüğüne demiş efendim, bu karara vardık, boşanayım da bari kurtulayım dedim. Tasvip ederseniz, tensip ederseniz, bana dua edin, ben ayrılayım demiş ya. Hakikaten çok oldu, her gün kavga ediyoruz. Cevap şu, bakmış gözünün içine, bir ay içinde öleceksin ettiğin lafa bak. Bizimki de saf kalpli, böyle cin fikirli değil senin gibi. Duyduğunu aynen almış. Bir ay ömrüm kaldı demiş ya ben tamam bir ay için öleceğim. Dönmüş hemen. Olmuş bir buzu. İbadet ediyor, namaz kılıyor, devamlı tevbe tesbih elinde tesbih düşmüyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, kaza namazları kılıyor. Lokum olmuş lokum. Hani kabristan'da hepimiz öyle oluruz ya.
Hanımı gelmiş tabii, gene alışkanlık icabı, kavganın vakti gelmiş, kaşıntı başlamış yani. Bir dürtmüş, haklısın hanım diyor, şey yapma diyor yani, üzme kendini diyor, hallederiz diyor falan. Kadın demiş ya, bunun başına saksı mı düştü ya, bu ağız tadıyla kavga edemiyoruz ya, ne oldu, bozuldu adam. Bir iki denemeden sonra bakmış kavganın imkanı yok. Adam ölmüş. Ne halin varsa gör deyip çekilmiş odasını, artık o salata yapıyor. Öyle bir temizliyor falan, oya işliyor. Bizimki de artan ibadetleriyle 30 günü dolduruyor. Devamlı ibadet ama yani tam böyle işte. İyi yani. 30 gün dolmuş. Kefeni hazırlamış, abdest almış, bekliyor. Gelen giden yok. Allah Allah. Herhalde ilk gün sayılmıyordur demiş. Bir gün daha beklemiş. Gene yok. Ben demiş 30'dan hesap ettim. Belki de bu 31 günlük aylar var ya hani, odur demiş, kim bilir. Onu da bekleyeyim bakayım, beklemiş. Sonra hesap yapmış, acaba yanlış mı yaptık falan, yok. 33, 34, 35 yok. Allah Allah. Ne oldu acaba demiş ya. Dönmüş. Efendim demiş, bir ay içinde öleceğimi buyurdunuz. Ve fakat gördüğünüz gibi karşınızdayım. Bize yeni ömrümü verildi. Ne oldu falan yani. Sen şimdi onu bırak demiş Hazret. Otur bakalım, otur. Kavga nasıl oldu demiş. Bitti efendim, bugünden beri kavga yok demiş ya. Kavga iki diri arasında olur. İkisi de ben derse kavga olur. Biri ölürse, biri sen derse kavga biter. Hoş geçim olur. O da ölürse aşk olur ama kim bilir nerede. Ya onu bulmak çok kolay değil. Yani işi kurtarmak için en azından biri ölmeli. Öldü, kavga bitti. Boşanma ne oldu? Vazgeçtik. Şimdi gelelim. Ben sana ne dedim? Ve sen ne anladın? Ne dedim sana demiş. Efendim bir ay içinde öleceksiniz buyurdunuz. Doğru söyledim. Vallahi doğru söyledim. Bir ay içinde öleceksin. Hangi ay içinde olduğunu tabii bilmiyorum. Ama bir ay içinde öleceksin. Ocak olur, Şubat olur, Mart olur, ben onu bilemem. Sevgili dostlar, bir ay içinde öleceğiz. Ona göre ben demek cahilliktir. Ahmaklıktır. Ama insanların çoğu ahmaktır. Hangi ben? Toprağa girecek olan, üstüne toprak atılacak olan, kurtların ve yılanların yiyeceği şu beden mi? Ben dediğim bu mu? Bunu mu öldün sen şimdi? Bir daha düşün. Ben dediğin, günahlarının hesabını veremeyecek olan, başını yerden kaldıramayacak olan o kişi mi? Bir daha düşün. Allah aşkına bir daha düşün. İnsan mahcup olur. Rezil olur. Ben. Fakat bütün bela oradan çıkar. Senelerle riyaset, mücahede, nefsi terbiye, kalbi tasfiye, aman Allah'ım çalışmalarla bir yere gelmiş kişi. Oturmuşlar, yemek yiyorlar, balık yiyorlar. Birisi balığı taksim ederken göz kararı büyüğü kendisine ayırmış, edindiği her şeyi kaybetmiş. Yani ne bu şimdi? Yani nefs öne geçti. O çalışma bir şey yaramadı yani. Her an imtihandadır yani. Büyük parçayı karşısındakine verebilseydi yırtacaktı kefeni. Evet. Hocam şu an malumunuz Kayseri'deyiz. Biz evet, şurada merak ediyoruz. Evet. Kayseri denilince sizin gönlünüze düşen, zihninizde oluşan Kayseri'nin sizde canlı... Ticaret değil. Kurnazlık değil. Eyvallah. Efendim böyle pratik zeka değil. Bu şekilde algılanmış olması beni incitiyor. Çünkü Kayseri bütün bunlardan önce ilim şehridir. Büyük bir ilim şehridir, ilim merkezidir. Yani diğer kişileri bir tarafa bırakalım şimdi. Mimar Sinan Kayseri'dir. Ki dün doğum günü. Var mı ötesi yani? Var mı ötesi Allah aşkına? Kanuni merhum ne diyor? 40 yıldan fazla bu dünyayı tek başıma idare ettim diyor. Dünyanın patronu oldum evvelallah diyor. Yaptığım bir hayırlı iş varsa söyle deseler diyor. Vati gibi şair, Sinan gibi mimar devrimde yetişti, daha ne olsun diyor. Bırak kendisini. Dün doğum günü müydünüz? Doğum günü de. Kutlandı mı? Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli organizasyonları oldu hocam. İyi, inşallah daha görkemli parlak şeyler de olur. Olmalı yani. Çırakları Taç Mahal'i yaptı Hindistan'da. Bırak sen. Ve biz şu anda, ya Allah bilir ya, Taç Mahal'in Osmanlı eseri olduğunu pek de bilmemekteyizdir.
İki çırağı gitti oraya. Birisi Hedefkar Mehmet Ağa, birisinin de adı yine Mehmet de sıfatını unuttum. Gitti ve 22 yıl süren bir faaliyetle Osmanlı'da 4 defa sultan değişti. Ama yeni gelen devlet başkanları asla bu faaliyete ket vurmadılar. 22 bin işçi çalıştı, 22 sene sürdü, 20 bin işçi çalıştı. Taj Mahal gibi bir daha eseri orada Mimar Sinan'ın çırakları tarafından ortaya koydu. Selimiye'yi bitirdiğinde 86 yaşında olan bir adamdan bahsediyoruz. Ya bir de yaşlandım falan filan iyi de hani kendimi de tenkit ediyorum. Adam 86 yaşında Selimiye'yi bitirdi ya. Nasıl bir eser bir de yani. Kanuni merhumun oğlu İlgin Selim tarafından zamanında yaptırıldı senin Mimar Sinan merhuma. Yahya Kemal daha 1958'de öldü. İkinci Selim'in bir beytini görüyor. Hadi biraz da oradan şiir patlatalım. İkinci Selim merhumun beyti. Biz bülbülü muhrik demiş ekvayı firakız, ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Biz bülbülü muhrik demiş ekvayı firakız, ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Vezni de göstermek istedim yani, lütfen vezne dikkat. Falun feilatun feilatun feilatun, randan dedi randan dedi randan dedi randan. Biz bülbülü muhrik demiş ekvayı firakız, ateş kesilir geçse sabah gülüşeni bizden. Bu işin estetik kısmı. Bakalım manaya ne diyor ikinci Selim. Aşk bahçesinin yanık ötüşlü bülbülleriyiz. Ötüşümüzün hararetinden ortam öyle ısındı ki serin sabah rüzgarı yanlışlıkla uğrasa şu bahçeye ateş kesilir giderken. Bahdu seher eğer buraya uğrasa o serin rüzgar ateş kesilir diyor. Bu beyti gördüğü zaman Yahya Kemal'in dili tutuldu. İki şey söyledi. Biri şu. İki beyti var bu sultanın, ikinci Selim'in. Beyt ne demek? Ev. İki ev yaptı diyor yani. Biri bu, biri Selimiye. Selimiye'nin insanlık tarihindeki sanat değerinin üstünlüğünü terazinin bir kefesine, bu beyti bir kefesine koyuyor ve denk görüyor. İkinci sözü şudur, bir şair olarak şu beytin sahibi ben olmak isterdim diyor. İmrenmiştir yani haklı olarak. Fakat orada kalmadı tabii. Aynı güzellikte, aynı parlaklıkta dört beyt ile bir tazmin ortaya koydu. Ortaya çıkan gazel beş beyittir. Şimdi onu okuyorum. Kan aktığı günden beri canlı tenimizden, yakut fer almış denilir madenimizden, bir gün seri kuyundan ayar geçsek o mahın, billah o çemenzar tutuşur damenimizden. Bir şeh bizi sevk etse felek mev'idi aşka, vuslat tutuşur şule-i pirahenimizden. Erbab-ı temaşa yazı hergâh-ı baharan, bir levh-i hunin görünür şivenimizden. Biz bülbül-i muhrek demiş ekvâ-i firakız, ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Sevgili gençler, yani salonda gençler çoğunlukta. İyi ki de öyle. Kullandığınız Türkçeden biraz uzak olduğu için elbette anlamakta zorlanıyorsunuz. Bunu biliyorum. Fakat bunun kabahati bizde. Evvela bizi affedin. Yani bizim nesil bu emaneti size kırıp dökmeden getiremedik. Hiç öyle onu bunu suçlamanın alemi yok. Bal gibi kabahat bizim nesilde. Tamam bizim de başımıza çok şey geldi. Doğru ama mazeret değil. Şimdi ben o emanetçilikle, o şuurla size sesleniyorum. Evvela bizi affedin. Sonra da dönüp bakın. Ben manasını vermeye çalışacağım Yahya Kemal'in şiirindeki mısraları tek tek uzatmadan. T
tenimizden ve ruhumuzdan kan aktı. O günden beri yakutun ham maddesi biz olduğumuz ehlin cemalidir. Bilen bilir ki yakutun ham maddesiyiz, biz o kumaştanız. Çok ilginç bir ifade. Yakut demesi şundan. Yakut bir taştır, kırmızı, lal kırmızı. Efendim, kan renginde, gül renginde, dudak renginde, şarap renginde. Yani hep şairler o renkle ilgili şeyler söylemişlerdir. Ama en mühimi yakut, Hazreti Peygamber'i hatırlatan bir remizdir. Arap şairi çünkü şöyle dedi. Muhammedun beşer la kel beşer bel hüve yakutu beynel hacer. Muhammed insandır sallallahu aleyhi ve sellem ama insanlara benzemez. Nasıl ki yakut taştır ama taşlara benzemez demişti. İşte oraya atfen Muhammedi meşrep olduğunu ifade için olağanüstü bir şey sanat eseri ortaya koyuyor. Lisandan dolayı bizden uzak kalıyor. Çekilen çileye bak ya. Şu şeye bak ya, şu rezalete bak ya. Böyle bir lükseden mahrum kaldığına değmez ya. Elde ettiğin kazanılmazı. Tövbe estağfurullah ya. Kendini tanımıyorsun, ne kazanımı ya. Abraham Lincoln galiba 105. kuruluş yıl dönümü için Amerika'da resepsiyon verdi. Amerika tarihinin başkanlar içinde en başarılısı, en sempatik olanı derler Abraham Lincoln'a. Sanırım insan haklarına verdiği değer falan filan buna sebep oldu. 105. yıl. Abraham Lincoln'un da karizması fevkalade yani. Her ülke gidiyor kutlamak için. Ne yapar? Gider eli boş gitmez. Bir hediye götürür yani. Ben de gitsem herhalde şimdi. Değil mi Donald Trump yani. Öyle bir şey yapsa bir hediye götürürüz yani. Karınca kararınca. Bir kitap imzalarız en azından. Yani. Japon elçi bir saksı çiçek getirmiş. Hoppala. Belli de evden getirmiş yani öyle süslü bir şey de değil, hiç gösterişi de yok. Bıraktı, alayı valayla. Homurdanmalar başladı yani, hakaret mi ediyor şimdi Japon elçi bize? Yani burada bir mesaj mı var? Mırın kırın başladı. Sonra diplomatik bir lisanla ayaküstü hani çerez meraz yedirken, Garden Parti'de. Sordular ya, dediler ki, ekselansları ne demek istediniz yani? Çiçek, Amerikan kuruluşunu 105. yılı kutlamak için falan. Dedi ki, evden getirdim. Dedemden bana mirastır, 105 yaşındadır. Yani devletinde yaşıt, evimde bir saksı çiçek var adamın canlısında. Herkes hatırlıyor şimdi. Mesaja bak. Şimdi sana bana ne düşer abi? Geçen de yine Kayseri'deydik. Erciyes Üniversitesi'nde. Nadiye merhumu anlatıyordum çünkü vefatının 300. yıl dönümüydü. Sene 2012 idi. 6 yıl geçmiş şimdi. 306. yıl dönümü. Urfalı şair Nabi, üstadım, pirim. Pirimi takdim ediyorum yani. Tabii ben Nadiye merhumu anlatırken öyle soğukkanını anlatamıyorum. Sevgilisini anlatan bir aşık gibi heyecanla anlatıyorum. Her taraftan da belli oluyor yani. Herkes anlar yani. İnsan sevgilisini anlatırken kim anlamaz? Bir talebe dayanamadı, parmak kaldırdı. Hocam dedi, soru soracağım dedi ya, çatlayacağım. Nedense dolmuş çocuk. Türk dili ve edebiyatı talebesiyim dedi. Soru ne? Soru şu hocam dedi. Nabi gibi bir şair herhalde görmeyeceğiz dedi bundan sonra. Anladım bunu dedi. Yani maalesef ben Türk dili edebiyatı okuyorum. Son sınıfa geldim. Belli ki öyle bir şair görmeyeceğiz. Bundan geçtim de Nabi'yi anlayan okumuş yok hocam dedi. Ön sırada oturan hocalarından özür dilerek sordum dedi. Nabi'yi anlayan okumuş yok dedi. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu neye bağlayacağız? Ben bunu kavrayamıyorum dedi. Kavrarsın dedi. Burada endişeye mahal yok. Neredeyiz şimdi? Kayseri'de. Bir Kayseri'de şu anda Çankaya Köşkü'nde değil mi? Evet. Abdullah Bey o zaman oradaydı. Bana hemen söyle, o hemşeriniz kaçıncı başkan olarak orada bulunuyor? Çocuk düşündü. Birkaç saniye ne cevap verir? 11. dedi. 11. dedin ya, Nabi'yi anlayan okumuşu bir daha 100 yıl görmeyiz dedi. Yani 100 yıl. Böyle yanlış cevap verdiğin müddetçe mümkün değil. Yanlış mı hocam? Elbette yapmışlar.
Doğrusu ne dedi? 80, 70, 74. Ne demek istediniz dedi? Sayalım. Tuğrul Bey 1, Alparslan Mehmet 2, Melikşah 3, Berfi Arun 4, Sercan 5, Ertuğrul Gazi 27. Defter kapandı. İkinci defter açıldı. Osman Gazi ile başladı. 36 da orada. 27 artı 36. 63. 11 de reis-i cumhur 74. Ve sen 11 diyorsun. Neden? 11 demek ne demek? Nabi başka bir ülkenin, başka bir kültürün şairidir, beni ilgilendirmez. Böyle bir paranoyaya, böyle bir çılgınlığa hocam rejim değişikliğinden dolayı bana bak dedim şimdi canımı sıkma, biz de ortaokulda okuduk yani. O dediğini biliyorum. Da rejim değişikliği bir defa olmadı ki. 1453'te değişti. İstanbul'un fethi ciddi bir rejim değişikliğidir. Çok ciddi hem de. 1516 Mısır'ın fethiyle rejim bir daha değişti, hulafet merkezi oldu. Cihan çapında bir rejim değişikliğidir. 1808 senede İttifak Tanzimat Islahı 15 defa rejim değişti. Haberim var mı? Tuğrul Bey'den beri. Biz bu devletin kurduğumuzdan bu yana değişmeyen 5 şeyi sana söyleyeyim ben. Aynı vatan, aynı millet, aynı devlet, aynı din, aynı dil üzere 1000 yıldır buradayız. Sen bana diyorsun ki 11. Hocam dedi bir soru sordum, sen bizi dövdün dedi. Daha başlamadım bile dedim dedi. Daha dur. Ne diyor Japon? Devletinle yaşıp çiçek getirdin diyor. E sen ne diyeceksin şimdi gittiğinde? Ya Allah aşkına ya. Bırak şimdi bu işleri dedim ona. İkinci beyitte ya kapat. Diyor ki bir gün serikuyun dana er geçse konağın billah o çemen zar tutuşur damenimizden. Biz diyor o sevgiliden ayrıyız, uzağız diyor, ferman böyle diyor, kavuşmak yasak diyor. Eğer bir gün diyor ez kaza bir gündüz vakti diyor o tarafa yaklaşsak zaten eteğimizin ateşinden o gül bahçesine yakarız diyor. Yaklaşmadığımız iyidir diyor, yani ayrı olmakta bir hikmet var diyor. Yani bu halimiz de bizim yaklaşmamamız lazım diyor. Aşkta kavuşmak yoktur madde bir, kanun madde bir. Aşkta kavuşmak yoktur. Kavuşma olursa çoluk çocuk olur, torun tosun olur ama kavuşmak yoktur. Kural bu yani. Hocam, bir soru sorabilir miyim? Tamam evet, bence de sormalısın. Aşk iki kişi arasında mı olur? Yoksa tek kişilik. Yani naz niyaz, can canan, seven sevilen. Cevabını bildiğin soruyu sorma. Tek kişiliktir. Üçüncü beytte bir şerf bizi sevketse felek mev'idi aşka vuslat tutuşur şuleyi firahenimizde. Gündüz yaklaşsaydık gül bahçesini yakardık dedi ya ez kaza gece buluşsak biz o sevgiliyle nevzu billah diyor. Aşkımızın ateşinde ben de o da bizatihi vuslat dayanar. Kerem ile Aslı hikayesine atıf. Kavuştular, ikisi kül olup düştüler. Can veren pervaneler. O demek işte. Pervane muma aşıktır ama kavuşunca kül olur. Erbab-ı temaşayası hergâh-ı baharan bir levha-yı hunin görünür şivenimizden. Dördüncü beyte geldik, zaten bitiyor. Bakmasını bilenler için bizim bulunduğumuz yer ufuktaki güneşin battığı anda gördüğünüz kızıllığı andırır biçimde bir kan levhası gibi görünür. Bizi bilen bilir diyor. Biz diyor ayrılık fermanını boynuna asmış aşk erleriyiz diyor. Ve son iki mısra da demin dediğim gibi Sultan II. Selim'e ait. Gazeli sahibi Yahya Kemal 1958'de öldü. 60. yıldır. Berberde tıraş oluyormuş. Yanında Nihat Sami Banarlı. Gaza mı geldi ne olduysa. 75 yaşında. Yahya Kemal tam o günlerden. Nihat şair Bakir'in ne zaman vefat etti? 1600'de demiş üstad. Kaç yaşındaydı demiş. 75. Ya diyor. 2 ay sonra kendisi öldü. Acayip bir şey. İkisi de 75 yaşında öldü. İkisi de edebiyatımızın yüz akı. Efendim bülbüllerimizdir. Evet şimdi sor. Bilmediğim bir şey sor. Estağfurullah. Şimdi Kayseri'den bahsettik. Bir kişiyi daha anmak isteriz. Destur buyurursanız. Estağfurullah.
Kalbini geniş tut, sıkma seyrani. Rızayı varide çıkma seyrani. Gönül Beytullah'tır, yıkma seyrani. Elinden gelirse imaret eyle. Allah Allah, elinden gelirse imaret eyle. Seyrani merhum demişti değil mi? Sizi mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? Çok enteresan adamlar bunlar ya. Evet, nesini soruyorum, bunun her şeyi açık. Seyrani'yi bir de sizden dinlemek istiyorum. Senden iyi dinliyorsun, kutayı da oku bakayım, önünde bir kuta daha var. Lisan-ı hal ile cümle dillere. Lisan-ı hal ile cümle dillere. Kelam verip talim eder ellere. Tanrım emretmese idi güllere, müsehhir olur mu hare sevdiği. Bu da müsehhir olur mu? Müsehhir. Ne demek acaba ya? Sihirden mi geliyor? Lisan-ı hal ile cümle dillere, kelam verip talim eder illere. Allah emretmeseydi güllere, müsehhir olur mu hare? Ha, eğer Cenab-ı Hakk'ın emri o olmasaydı, gül ile diken yan yana olur muydu hiç? Zıt değil mi? Ama ikisini bir arada bulunduran Allah'tır. İmtihan sırrına binaen, dünyada gül ile diken yan yana. Yoksa abi dünyayı öyle bir tanımlıyorlar ki, öyle bir tarif ediyorlar ki, burada da bu var işte, gül ile diken yan yana. Biri dost, biri düşman. Ama hiç ayrılmıyorlar. Gölgesi üst üste düşüyor yani. Bülbül de aşağıda zavallı. Sevgilisi olan güle erişmek için hamle etse diken göğsüne dokunuyor ve öldürüyor. Ve Şeyhülislam Yahya merhum meseleyi mizah zannettiğimiz bir üslupla şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, taklidi zağı gebki hıramanı güldürür, bülbül şetareti gülü handanı güldürür. Yahya'yı eğer öldürse o yer gam değil, müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür. Yani şu, karga kekliğin yürüyüşünü beğenmiş, böyle çok güzel yürür keklik. Onu taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü unutmuş, saçma saçma zıplar şimdi, çirkin yürür yani. Bu durumu gören keklik güler diyor. Yani keklikliği kolay mı sandın sen diye güler diyor. Öte yandan bülbülle gül gülüyor. Çok ilginç. Niye gülüyor gül? Bülbül bahar gelince, mayıs gelince neşeleniyor ya, ötmeye ve şetaret başlıyor. Diyor ki gül ona yani, öt bakalım, gül bakalım, ölümün elinden olacak. Tabii dikenin ölecek çünkü. Yani bu acı bir gülme yani, böyle bir gülme. Arkasından şerbi veriyor işte. Bunları demek için demiş bu kadar lafı Yahya merhum. Yahya o yer öldürürse gam değil, müşkil budur ki düşmanın adanı güldürür. Yer diyor bana eziyet etse, canım çıksa, beni öldürse gam değil, vallahi derdi problem etmeyeceğim diyor. Ama dayanamadığım bir şey var, gidip rakibi güldürüyor. İşte ona dayanmaz diyor. Bana ne ederse etsin ama onu bu şerefsizi güldürmesin. Rakibi tanıyorsunuz değil mi lan? Ön sıradaki ak saçlılar tanırlar. Erol Taş yani. Tabii. Yani her aşkta üç kahraman vardır. Cüneyt Arkı, Türkan Şoray, Erol Taş. Değil mi? Veyahut da Kadir İnanır, Fatma Gelip, işte ne bileyim, Hayati Hamzoğlu. Rakip odur yani. Dikendir, yılandır, ateştir, şeytandır. Efendim, rakip kargadır. Yani kötü kişidir. Ve mutlaka başrolde oynar o. Ama dünya öyle bir yerdir ki rakibin işi rast gider, zavallı aşık ömrünce çile çeker. Gül yağını eller süründür, çatlasa bülbül. Etsen de abestir sitemi hare tahammül, gül yağını eller süründür, çatlasa bülbül. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Yani ne diyor zavallı aşık bülbül? Ey gül, ömrümü senin için harcadım ve harcayacağım ama ben de biliyorum ki senden bana bir fayda yok. Ben sana ömür vereceğim, sonunda gül yağını eller sürünecek. Bunu biliyorum ama bile bile seviyorum. Fuzuli ne diyor? Hasılım yok sedeki oyunda beladan gayrı, garazım yok rehe aşkında fenadan gayrı. Ey sevgili, benim senin aşkından hiçbir karım, hiçbir menfaatim olmadı bela çekmekten başka. Ama zaten benim de başka bir talebim olmadı. Ben yok olmak üzere, sende yok olmak üzere aşık oldum. Aşktan maksat budur ya, yok olmak. Benliğinden sıyrılmak, kurtulmak. Onun için o yüzden yani çektiğin belaya ben sızlanmam. Gam nedimindir hayali, kalbini mesrur tut. Zahirin virane eyle, batının mamur tut. Salsa pertev cisminen narı muhabbet nur tut.
Bi vefa yârin muhibbi cevrini mazur tut, yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteye. Okuduğum 5 mısradan ilk 3'ü hayali beya, en son ikisi kanuni var onun. 5 mısrada cem'an şu deniliyor. Bela ile, ızdırapla, dertle karşılaştığın zaman, gam ile karşılaştığın zaman, sızlanma hayaliciyim, eski dostumdur, hoş geldi, safa geldi. Neden eski dostum diyor belaya? Gama, gam için neden eski dost diyor? Çünkü Mesnevi-i Şerif'in ilk beytinde ne deniyordu? Bişnemizde künnik hikayet mi künet, ez cüdayı han şikayet mi künet? İnsan diyor ney gibidir, kamışlıktan ayrıldı geldi, dünyada feryat ediyor, özlüyor çünkü orayı. Cennetten geldi ya, özlüyorsun orayı tabii, düştüğün yer çilehane, çekilir şey değil. Yani vazifesi olmasa insanın gelinecek yer değil yani. Nasıl bir yer burası? Dünya malını kazandığında burada. Yersen kanalizasyona gidiyor. Yemezsen başkaları paylaşıyor, sen hesap veriyorsun. Neresinden baksan zarar. Yani buradan kar götürmenin imkanı yok. Öyle de bir yer ki sağ çıkmayacağız buradan. O halde buraya ancak bir maksatla gelinebilir. Değecek bir gaye vardır gelinir. Yoksa vallahi uğranacak yer değil. Gam nedimindir, hayali, kalbini mesrur tut. Nabi var burada bu noktada diyor ki, güç neşatın kademin kalbe alıştırmaktır. Yoksa gam her ne zaman istese hazır bulunur. Zor olan neşeyi kalbe alıştırmak. Gelmiyor mübarek, hiç uğramıyor. Şaşırıp da gelse bile hemen gidiyor. Gam öyle değil, sultan gibi istediği zaman gelir, paşalar gibi ve kolay kolay da gitmez. Zahirin virane eyle batının mamur tut. Mısra'ya bak. Hart ve iri ihmal et. Bunun üzerinde durma. Değmez. Toprak olmak üzere geldi çünkü. Az kaldı toprak olacak. Bununla uğraşma fazla. Bu eşek eşek. Merkep. Hazreti Mevlana öyle diyor. Bedenin diyor eşektir diyor. Sen de üstünde binici. Elinde kırbaç. Bu merkeple ahire doğru gidiyorsun. İşi eşeğe bırakırsan ahire gidersin. Yani yani eşek kıymetli, onsuz gidilmez. Ama onsuz gidilmez diye kutsanmaz da canım. Acıktığında arpasını verirsin. Hastalandığında veterineri getirirsin. Nalı düşerse çaktırırsın. Yarası olursa tımar ettirirsin. Semeri sırtından eksik etmesin, üşümesin. Tamam. Ama sen tutuyorsun. Solu izimle biten bir sürü hastalık muvacayesinde, AVM'lerde bilmem ne bilmem ne kendini perişan ediyor. Yani layık olan yere koymadığın zaman ne olursa olsun ettiğin şey zulümdür. Hem de bu zulmün mazlumu sensin. Kendine zulmediyorsun. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik diyor. Biz kendine zulmedenlerden olduk diyor. İlaç için de bu tavsiye ediliyor değil mi? Neden? İnsan çünkü zulmü kendine yapar. Bütün yaratılmışlar içinde sadece nefsin bir özelliği var, kendi zararına çalışır. Allah'a düşmandır. Zerreden küreye, molekülden galaksiye, her şey Allah'a itaat eder, nefis diklenir. Yaratılışı böyle, fıtratı böyle. Bu da bize haber verilmiştir. Ona karşı dikkatli olun falan diye. Zahirin virane ile batının mamur tut. Salsafer tevcis minen harru muhabbet nur tut. Bir şairin başka hiçbir eseri olmasaydı hayali beye tek bu mısra rüştünü ispata kafiydi. Tek mısrada şunu diyor. Yani diğer bütün eserleri kaldırsanız izah için yeter. Salsa pertev cisminen nar muhabbet nur tut. Şu yani. Aşkın ateşi seni yakarsa ateş beni yaktı diye sızlanma. Çünkü zahirini yakarken batınını aydınlattı. Yani nar zannettiğin nurdur. Nar ve nur aynı harflerle yazılır Arapçada. Nar mı nur mu? Oradan buraya bu şekilde ışık salıyorsa nur, önümüzü görüyoruz. Dokun da gör neymiş, nar öldürür. Yani hem nar hem nur. Sen ona nar demeden terbiyesizlik etmiş olursun, edebe aykırı davranmış olursun. Bil ki nurdur. Yani aşkın ateşi senin bedenini yakar, ağırlığını yakar, kirlerini, paslarını arındırır. Yoksa ruhunu nurlandırır diyor. Salsafer tevcis minen arı muhabbet nur tut. Kanuni merhum alıyor sözü. Bir refa yarin muhibbi cevrini mazur tut. Yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen.
Mısra-i Berceste'dir bu da yani. 6 asırdan bu yana birçok şair bunun üzerinde tekrar tekrar çalışmışlardır. Yardan eziyet geldi, ızdırap geldi, dayak yedim falan diye sakın böyle zevzeklik etme. Çünkü ayıpsız yar isteyen yarsız kalır. Yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Oh! İnsanlıktır. Tasavvuf ise ince Müslümanlıktır. Şimdi divan şiirindeki tasavvufun yeriyle ilgili birkaç söylemek istedim. Baştan başa yani tasavvufun mısralar biçiminde, şiir biçiminde izahıdır bizim şiirimiz. Fakat bunu bazen açıktan, bazen hissettirmeden, dolaylı olarak yaparlar. Çünkü şiirin zaten mahiyeti doğrudan söylemeyip ima etmek, telbih etmek, efendim, dolaylı söylemektir. Bulutlu bir alandır. O şekilde söylersiniz ki yani istemeyen onu görmez. İstemeyen görmez. Mesela örnek vereyim hemen ben dolaştırmadan. Fasih Ahmet Dede'nin şu beytine bakınız. Meseleyi tam izah eden bir şeydir. Geceler gece yani. Geceler azmettiğim ol yâre sayem havfidir. Bir tarih illa kabul etmez muhabbet şirketi. Geceler azmettiğim ol yâre sayem havfidir, bir tarik ile kabul etmez muhabbet şirketi. Failatun, 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 failin. Gece giderim ben sevgiliye diyor. Çünkü diyor, gizli işler bunlar diyor. Kimse görmemeli. Hayır gündüz de giderim de diyor. Hani gündüz gidince... Çoluğu çocuğu, eşi dostu, işi gücü ekerim kolay, herkese bir bahane uydururum, yalnız giderim yine sevgiliye de diyor, buluşmak için. Fakat gölgemden kurtulamam diyor. Halbuki aşk öyle güzel, öyle büyük, öyle büyük bir şey gidiyor bu halvet işi diyor. Gölge dahil kimse olmayacak, o yüzden gece gidiyorum diyor. Bu beyte, milenyumdan bakarsanız, Fasih Ahmet Dede'yi tanımadan bakarsanız hovardalığın üslubunu anlattı diye okuyabilirsiniz. Tam da öyle söylemiş zaten. Abi bu çapkınlık işleri gece olur dedi yani. Birisi bunu böyle tefsir etse hata yok. Dediği doğru. Halbuki biliyoruz ki Fasih Ahmet Dede bir şeyhtir. Mevlevi'dir. Çok kemal sahibi bir zat-ı şeriftir. Başka bir şey demek istemiş olmasın sakın diyelim bir daha bakalım. Teheccüd anlatıyor. Gece ibadetini. Dünyevi kaygılardan tamamen arınmış olarak huzuru ilahiye çıkman lazım. Çoluk çocuk zaten uykuda falan olacak. Para pul kasalar kapalı. O vakitte bülbüller öter sadece. Sadece bülbüller öter. Bağlı seher eser o vakitte ve goncalar gül olur o vakitte. Vezirlik yapan, bakanlık yapan Vanlı Dürri isimli bir şairimiz var. Yekçeşm Dürri, tek göz. Bir gözü kör olmuş da o yüzden Yekçeşm diyorlar, tek göz diyorlar. Dürri, Vanlı Dürri, vezir aynı zamanda yani. Bakan yani, bakan. Beyti şu.
Bir ahd-ı sehergaha bakar ukde-i derun. Nitekin goncaya küşadı bağlı seher verir. İçinde çözemediğin bir düğüm var ya diyor. Ukde, ukde. Düğümü çözemedin diyor. İşin içinden çıkamadın ya diyor. Seher vaktinde çekeceğin bir ah ile çözebilirsin diyor. Seher vaktinde ah. Çünkü diyor o vakitte esen rüzgarla goncalar açılır da gül olur. Bakın medeniyetin verdiği derse hakikaten o saatte açılır goncalar ve gül olurlar. Şimdi ne hasta bekler sabah öne taze ölüyü mezar derken Necip Fazıl bunun farkındaydı ve bu telbihi yapıyordu. Rintlerin ölümünü yazarken de Yahya Kemal aynı şeyi söylüyordu. Gel de şiir okuma şimdi yani çaresiz kalıyorum da okuyorum. Yeni geliyor yoksa şiir okumaya heveslimden değil. Ne diyordu? Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Heliden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış. Eski Şirazı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir dinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. O vakit nasıl bir vakit? Bakın sosyolojik bir tahmin yapalım hadi. Dürüstçe elimizi koyalım vicdanımıza. Ne olacak ki? Biz bizeyiz zaten. Gören duyan da yok. Abi o vakitte nasıl bir uyku geliyor? Uykusuzum abi, gece uyuyamam falan ama 3'te 4'te uykusuzsun. Nasıl tam yeri ağrımaya başladı, daş gibi uyku geldi gitti değil mi? Gidersin. Peki bunun rahmani olduğuna nasıl inanıyorsun? Belli ki şeytan işte tuzağa düştü. Yani yeme bu şeyi canım, bu zırgıtı yeme yani. Hani senin uykun yoktu, o vakitte niye var? İşte o vakit kritik bir vakittir. Hasan Basri Hazretleri 12 yaşındaki evinde kızcağız, cariyesi, hizmetçi yani kız. Bakmış ki odasının ışığı yanık. Herhalde çerağı söndürmeyi, eski deyişle çerağı uyutmayı unuttu. Yangın çıkmasın çocuk falan bir yanlışlık oldu herhalde deyip odaya usulca giriyor, söndürüp çıkacak. Fakat bakıyor ki çocuk uyanık, secdede dua ediyor. Unutulmuş değil yani çerağı. Kulak veriyor, duası şu. Ya Rabbi, bana olan sevgin hürmetine beni affet. Allah Allah. Kızım kalk bakayım diyor. Sen Arapça yeni öğreniyorsun ya. Herhalde gramer hatası yapıyorsun. Yani ne demek? Sana olan sevgin hürmetine diyecektin herhalde, diyor. Özne yüklem yeri değiştirdi kızım. Yani öyle olmaz. Yok diyor, bilerek söyledim. Kızım böyle laf edilir mi? Allah'ın seni sevdiğini iddia ediyorsun. Bu büyük iddiadır. Biliyorum da ondan diyor. Efendim? Biliyorum diyor, Allah beni seviyor. Nereden biliyorsun? Büyük iddia. Ben veliyim diyor ya. Türkçesi bu. Biliyorum çünkü. 3 delilim var. Benim ailemin bütün fertleri İslam'la müşerref olmadan o harpte öldüler. Ve ebedi felakete gittiler. Kundakta bebektim. Ben de ölüyor, ölebilirdim. Sağ kaldım. İmanla müşerref oldum. İki cihan serverine aleyhissalatü vesselam iman getirdim. Allah bunu sevdiğine verir. Bu bir. Kime iman verdi? Ne vermedi? Kime iman vermedi? Ne verdi? Abdülhakim Efendi öyle diyor. Bir kişiye iman nasip olmadıysa niye kavuştu ki? Eğer imana kavuştuysa neden mahrumdur? O her şeye sahip, ebedi saadeti kazanmış. İkincisi, Zat-ı'lizin nezdine verildim, elinizde yetişiyorum. Ayrı bir devlettir çünkü Allah sevdiğini sevdiğine mülaki eder. Beni size tanıştırmak, beni size tanıtmakla sevdiğini tekrar gördüm. Üçüncüsü, gecenin bu vaktinde insanlar uykudayken beni huzurunda ibadette tutuyor. Demek ki seviyor. Ben işte bu sevgiye istinaden günahlarımın affını istedim diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, yavrum sen işi bitirmişsin.
Sen işi bitirmişsin. Ne kadar dolaşırsan dolaş, varacağın yeri burası işte. Sevildiğini bilmek yani. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdümedide-i ekvan olan alemsin sen. Sevildiğini bilmek mesele. Kıymetini bilmek. Aşk budur. Aşık oldum diyorsun. İyi de sevildiğinin farkında mısın? Anlıyor musun? Biliyor musun? İtaat ediyor musun? O senden ne istedi? Sayısız nimetler verdi. Ne istedi senden? Sadece kulluk. Ama ne yapıyorsun? Artistlik. Sonra da diyorsun. Bayezid-i Bistami Hazretleri talebesine diyor ki Allah'ı seviyor musun diye sorarlarsa ağzını açma oğlum sus diyor. Niye efendim diyor? Çünkü diyor hayır desen kafir olursun, evet desen onu sevenlere benzemiyorsun. Susmak gerekir ya. Yani. Her yerde konuşulmaz. Allah'ı seviyor musun dediğinde susacaksın diyor. Onu sevenlerin hali sende yok çünkü diyor. Bir şiir daha okuyalım mı? Veya ne soracaksın? Sor bakayım, sen sorulmaz. Aklıma şu geldi hocam bunu anlatırken. Resul-i Kibriya aleyhi ekmeli Tahayy Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e Allah-u Teala'nın sorusunu yöneltir. Hani diyor ya, sor bakalım. Ben Ebu Bekir'den razıyım ama o benden razı mı? Ve ene razı, ene razı ilk semayı orada gerçekleştiriyor. Hakikaten işin sevgi kısmı, muhabbet kısmı. Biz orayı atlıyoruz yani. Bunu hani böyle bir askerlik gibi yapılacak bir takım vazifeler var. İşte namaz kılacağım, oruç tutacağım bilmem ne falan. Ya tabii kardeşim zaten o randevu, namaz dediğin nedir ki ya? Hak Teala'nın sana günde 5 defa ihsan ettiği bir randevu fırsatı. Yani namaza bir dikkatle bakalım. Şimdi iki yerden bakalım. Uzatmayalım böyle vaiz gibi bir de din dersi vermeye kalkmayalım. Haddini bil avukatsın sen falan diyeceksin şimdi bana. Yani avukattan din mi dinleyeceğiz haklı olarak. Ama ben kısa keseceğim sizi bunaltmadan. Namaza girerken söylediğin ilk kelime şudur azizim. Sübhaneke. Ben Arapça bilmem. Yani ama ke'nin sen demek olduğunu biliyorum. İngilizce'deki you gibi. Farsça'daki tu gibi, Türkçe'deki sen gibi, sen demek. Sübhaneke. Yani sen her noksandan münezzehsin, senden noksan yok diyorsun. Kime? Allah'a. Yani şimdi Allah'a hitap etmeye sana izin verilecek de bu cevapsız kalacak öyle mi? İmkansızdır. Böyle bir şey olmaz. Cevap verilecek ki sana söyletildi. İkinci husus. Tehiyyatta okuduğun ettehiyyatu Miraç gecesinin armağanıdır. Dört cümleden ibarettir ve ikinci cümlede sen açık açık Esselamu aleyke, yine ke, yine sen var bak. Oradaki ke kime hitap? Resulullah. Diyorsun ki ya Resulullah selam, rahmet, bereket sana olsun. Esselamu aleyke. Abi bu selamı kime verirsen ver namazın bozulur. Babana selam versen namazda bozulur. Alsan bozulur. Bir tek istisnası var. Resulullah'a selam vermesen namazı tekrar kılman gerekir. Bozulmadığı gibi. Şimdi Resulullah kendisine verilen selamı almayacak olsa o selam sana verdirilir mi? Alınmayacak selam sana verdirilir mi? Sen delirdin mi? Anla ki Allah ile ve Resulullah ile sohbet ve selamlaşmadır namaz dediğin. Anla artık. Yani sevildiğini bil demem ondan. Sevildiğini bil. Bunu herkese vermezler. Abi ben gündelik hayat içinde hep de böyle büyük şehirlerde geçti ömrümüz. Yani günde kış günlerinde 3 defa mesaiden çıkıp vakit namazına gidiliyor. Yaz günlerinde 2 defa. Yani namaz için arada 3-5 dakikalık o imkan olmasa iyiliği bilmem de ben boğulacağım ya. Yani. Ve sonra döndüğümde acıyorum insanlara. Yani benim modern çağda gördüğüm şu, kızılacak kimse yok, acınacak çok kimse var. Kime kızayım? Adama hiçbir şey iletilmemiş, haberi olmamış, kulağına bir şey. İnsan kulağından zehirlenir. Pan zehri de kulağından alır. Fakat hiç güzel söz işitmeden adam 50 yaşına geliyor, 60 yaşına geliyor çok korkuyor. Yani kızma imkanı yok ama acıyorsunuz yani. Böyle bir imkandan mahrum olarak yaşıyor adam. İngiliz bir doktora gitti benim bir arkadaşım da. İngiliz sahasında mütehassıs. Boynunda bir tutulma, vücudunda bir takım işte araz var. Birkaç çeşit hastalıkla birden gitti. Bu Avrupalı doktorlar tabii enteresan yani. Hepsi değil tabii ama
İçlerinde bilge tabiatlı olanlar var. Mesela birine gönderdik, ilaç olarak erik suyu içsin dedi. İlaç bu. Türkiye'deki doktor böyle bir şey yapsa diplomasını elinden alırlar. Veya kötü doktor. Aspirin verse mesela. Gitsen doktora sadece aspirin verse. Hadi ilacı da o olsa aspirin doktoru derler. Bakkalda ne satılıyor derler. Ve gözden düşer. Bu doktorun ilacı şu. Diyor ki gün içinde uç organlarınızı, elleri, ayakları falan yıkayın bir iki defa diyor. Yani mümkünse üç defa. Ayakları yıka, elleri yıka diyor. Başını şöyle bu ıslat diyor, iyi gelir diyor. Şöyle şöyle diyor, başını çevir diyor. Eklemlerin oynasın diyor. Yani git gel diyor. Yani, önemli diyor yaptık. 11 yıllık falan. Ya Allah'tan o kadar İngilizcemiz var, biz de matrak geçtik dedi. Dördüncü yüzü zekat vermekti. Adam farkında olmadan namaz kılıyor. Ara sıra diyor, aç bırakarak diyor, bedenin bir şart diyor yani. Yani uzunca diyor, 10-15 saat falan açlık iyi getiriyor, açlık diyor. Böylece diyor, toksinleri yakar diyor. Adam farkında değil, eşbel öyle. Atlamadan bitirmeyelim istiyorum ben. Yunus Emre'yi. Şimdi son dönemde özellikle işte iletişimdir, etkili iletişimdir vesaire. Biz de Yunus iletişiyoruz bunu... gayet etkili bir biçimde iletişmekteyiz elvan. Efendim. Ayağa kalkayım izninle. Estağfurullah. Bismillah. Birkaç mısra okuyacağım. Buraya doğru gelirken bir büyüğü, hürmet ettiğim bir büyüğü, efendim konferans vermeye gidiyorum Kayseri'ye dedim. Şöyle söyledim, Allah kolaylık versin. Amin dedim, dinleyenlere dedi. Yani dua aldınız, size dua edildi. O yüzden, yani bu millet asil ve güçlü bir millettir. Moğol saldırılarına tahammül etmiştir, Haçlı ordularına göğüs gelmiştir. Bizim konferansımızda da sabrederdik Allah'ın izniyle. Okuyacağım mısralar Şeyh Galip'ten. Birkaç mısra ya, uzatmayacağım. Yoksa şiirin tamamı 48 mısra. Bakacağım özellikle. Herkesle göz teması olsun diye ışıktan da kaçarak geldim buraya. Herkesi görüyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Uyuyanı bir görürüm yani. Ona göre. Ben bu şiiri İlkokul ve ortaokul seviyesinde ağır gelebilir belki ama lise seviyesine ulaştığımızda herkesin öğrenmesine ihtiyaç hissediyorum. Eğer bu olabilirse biraz zor olmakla birlikte yeterli sabır gösterilir, mikroskop altına alınır, incelenir, gerektiği gibi kavranırsa birçok meselenin daha doğmadan ortadan kalkacağına kesin inancım var. İnsanlığın manifestosunu yazmıştır Galip merhum. Örneği çoktur da bu şey üzerindeyiz şimdi, yoksa başka örnekler de var. 24 yaşında divanını tamamladı, 26 yaşında Hüsnü Aşk'ı bitirdi, 42 yaşında kariyerini tamamlayıp ahirete gitti. Böyle bir adam. Üçüncü Selim'in kankasıydı. Üçüncü Selim onunla özel sohbet ederdi. Odasına çağırır, baş başa görüşürlerdi. Derdini dökerdi. 24 yaş büyük sultan. Buna rağmen yani. Şeyh'im derdi, hürmet ederdi. Bir gün dizine uzandı, yattı. Yerde bağdaş kurmuş vaziyette oturuyor Şeyh Galip merhum. Sultan Üçüncü Selim merhum da dizine uzanmış, yatmış. Çok bunaldık dünya işlerinden. Pirinizin bir kerametini nakletseniz de ferahlasak dedi. Yani Celaleddin Rumi Hazretlerinden bir keramet dinlesek de ferahlasak dedi. Şeyh Galip'in cevabı şu. Üç kıtaya hükmeden Halife-i Ruhizem'in Zat-ı Ali'nizin çocuğu yaşındaki bendenizin dizine yatıp da teselli beklemesi pirinin kerametinden başka bir şey değildir dedi. Ben onun talebesi olduğum için böyle itibar ediyorsunuz. Efendimsin cihanda itibarın varsa sendendir.
Ne yani aşık hatta iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım asılı ruh-i revanımsın. Eğer sermayeyi ömrümde karın varsa sendendir. Sanadır ilticası galibin ya Hazreti Molla. Başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir. Yani okuyacağım şiir bu değildi tabii. Okuyacağım şiir şu. Hazır mıyız? 48 hepsini okur muyum bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum şimdi ama niyetim kötü. İnsanlığın manifestosu. İnsan gazeli. Hikayeyi başından aldı dibine kadar götürdü. Yani bir insan nereden geliyor? İnsan nereden geliyor? Nereye geliyor? Hikayesi nedir? Öncelikleri nelerdir? Bu kadar açık, bu kadar latif yazılabilirdi. Üstadıma yakışır. Şeyh Galip Üstad'ım bunu 10 numara tarihe emanet etmiştir. Ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen. Gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek zat-ı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen. Sırrı haksın mesele sıyı meryemsin sen. Ruhsun nefhayı cibril ile tevhemsin sen. Hoş çabak zat-ı hakim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvam olan Adem'sin sen. Mertebek aynı müsemmadadır, esma sanma. Merceun halik-ı eşyadadır, eşya sanma. Gördüğün emri muhakkakları, rüya sanma. Başkasın kendini suretle eyula sanma. Keşfile sabit olan maniyi dava sanma. Hakkına söylenen evsaf-ı müdara sanma. Hoşça bak zat-ı hakim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvam olan Adem'sin sen. İnleyip sırrını faşeyleme ağyara sakın. Düşme bilmezdekile vartayı inkara sakın. Değmesin ahların kâkülü dildara sakın. Sonra çıkman olur Mansur gibi dâre sakın. Arzı acz etmeyesin yâreden ol yâre sakın. Bulduğum cevheri âlileri biçare sakın. Hoşça bak zat-ı makin zübde-i âlemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan Âdem'sin sen. Sendedir mahzeni esrar-ı muhabbet sende. Sendedir madeni envar-ı fütüvvet sende. Gizli gizli dahi vardır nice halet sende. Marifet sende, hüner sende, hakikat sende. Nazar etsen yer gök duzak-ı cennet sende. Arş-ı kürsi-yü melek sendedir elbet sende. Hoşça bak zatın hakim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan Âdem'sin sen. Hayftır şah iken alemde geda olmayasın. Vadiyyese düşüp hiç heba olmayasın. Yanılıp rehrevi sahrayı bela olmayasın. Keder aluneyi ümmidü reca olmayasın. Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Secdelereyle ki merdudi hüda olmayasın. Hoşça bak zat-ı hakim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan Âdem'sin sen. Belki hatif gibi kaydı sivadan güzel et. Erişen harü hase ateşi aşkı siper et. Damenin tutmaya asarı alayık hazer et. Şemsleş hahişi mulla ile azmi sefer et. Saf kıl ayinini kabili aksi suver et. Hele bir cem'i havas eyle de galip mazar et. Hoşça bak zat-ı hakim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan Âdem'sin sen. Eksiksiz okumuş olduk. Gittiğim zaman söylerim Şeyh Galip'e. Alkışladılar sizleri. Alkışı boş ver. Ama ne dediğine dair birkaç cümleye ihtiyaç var. Bu şiiri yani kanaati acizanem şu. Yani benim tevazuan acizane dediğime bakmayın siz yani öyle. Büyük kanaattir yani. Benim kanaatim neticede. İnsanımız buna vakıf olsa abi işi kökten halledeceğiz. Hiç mesele yok yani. Bir medeniyet manifestosu bu yani. Ya başka örnekler de gösterilebilir yani. Nabi'den bir örnek gösteririm. Aynı şeydir. Fenli'den, Diyarbakır'ın Sayın Paşa'dan, Erzurum'un İbrahim Hakkı'dan, Alvarlı Efe'den, Ziya Paşa'dan. Örnek çok. Ama bunun üzerindeyiz madem ben de Şeyh Galip Efe'ne halde vurgun bir adam olarak ben taraf gir davranıyorum.
mısra yazayacak sadece. 48 mısradan 4'ünü. İlk iki mısra tamamını içeriyor zaten. Kompatist. Yani başka şey olmasa bu iki mısra yeter. Öyle sıkıştırılmış. Ey dil ey dil ne yavru rütbede ürgamsın sen. Gerçi irane işen genci mutalsamsın sen. Efendim Galip Usta. Yani ne? Ey gönül sahibi. Ey gönül. Nedir bu hali? Çarpmışsın kaşlarını. Karadeniz'de gemileri batmış gibi. Bir dert bir kahır bir bilmem ne. Ne bu hali? Yakışıyor mu sana? Böyle başlıyor yani. Yani tebessüm et. Gözlerinin içini yüzün. İyi de abi sebep bulalım da gülelim ya. Ya ne diye güleyim şimdi ya? Deli derler adam ya. İkinci mısrada cevap işin şeklini çakıyor. Bütün şiirin tek özeti, hepsinin özeti bu tek mısrada. Tek mısrada. Gerçi bir aleysen gence mut alsamsın sen. Fe'ilatun 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 fe'ilatun. Evet, sen viranesin. Gerçi viraneysen. Mısra'nın birinci yarısında virane olduğunu sana bir güzel hatırlatıyor. Neren virane? Şu gördüğünüz hardware. Kaporta. Şimdi bunun bir özelliği var. Beni 30 yıl önce görmüş olsaydınız söze hacet olmazdı. Mesela bu yoktu. Bu şimdi niye var? Yer çekiyor. Yer çekiyor. Çünkü yer çekici. Yer adamı çeker. Çok çekicidir. Sonra tamamen çeker. Tamamen. Alta da geçersin hatta. Ne diyor yer insana? Toprak insana ne diyor? Hazreti Mevlana diyor ki şöyle der sana toprak. Dinlemez ki insan. Üstümde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Neden öyle diyor? Kendi kumaşından ya ondan. Ruhun davetçisi başka. O yukarı gidiyor. Gökler ruhu çekiyor. Ye bedeni çekiyor. Kısmetindir gezdiren. Yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Onun için onun adı oldu yer. Önce besler sonra kendi yer seni. Kimi? Kemal Paşazade. Yavuz Sultan Selim Berkumu Şeyhülislam. Kim bu adam? Askerdi. Yarbay rütbesindeydi. Daha da ileri gidebilir. Albay, general bilmem ne olabilirdi. Çok da kabiliyetliydi. 40 yaşındayken bir karar verdi. Rotayı değiştirdi. 40 yaşında ilim talebesi oldu. Askerliği bırakarak Osmanlı tarihinin ilk Şeyhülislam olarak tarihe geçti. Bir devdir. İlimde bir devdir. Yolunuz düşerse İstanbul'da Edirne Kapı Kabristan'da mutlaka ziyaret edin. Yeraltı zenginlikleri. Dostlar yer altında olacak. Çok dost edinin yer altında. Tavsiye ederim. Abi ölmüş çürümüş. Beden çürüdü. Sen eşek o senin dediğin ya. Ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil. Yunus Emre'den bahsetmeden geçme diyor sunucu dostum, haklı. Ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil. İnsansan ölmezsin. Abi öldü çürüdü. Telakkiye bak, hayvan yerine koyuyor insanı. Ayrı telakki, helikopterden vurduğu insanları birbirine telsizle şu kadarı pert oldu diye anlattı. Hatırladınız mı? Pert olmuş. İnsana verdiği değere bak. Şeyh Galip terbiyesinden gelen bir insan insana böyle der mi? Abi pert oldu diyor, geberttik diyor, öldü diyor. Hayvana denmez ya. Abi o toprak altında ben onun nesiyle konuşayım falan. Ahmaklığa bak ya. Ya toprak altına giden beden ya. Bu ne ya, bu ne bu? Ya buna kıymet vererek yaşadın, bari öldükten sonra aklın başına gelsin ya. Sen bu değilsin diyor zaten. Gerçi viraneysen, gence mutalsamsın sen. What's that? Genç hazine. Mutalsam, esrarlı, tılsımlı, paha biçilmez hazine. Tılsımlı.
kısımlarla güvence altına alınmış. İnsan kıymeti ifade etmek için tılsım ifadesini kullanıyor. Hakikaten de insanı da bir şey değil. Ya insana bir kere saygı duyalım ya. Halifetullah derler insana ya. Yeryüzünde Allah'ın halifesi insan derken neden bahsettiğini fark ediyor musun sen ya? Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri ilimde zirveye çıktıktan sonra kalbindeki arzuyu, şikayeti gideremedi, bir derdim var diye inledi. Aylarca, haftalarca sızlandı, yıllarca hatta. Sonra ona dediler ki, sen git Kabe-i Muazzama'yı bir ziyaret et. Orada derdinin dermanını bulacaksın inşallah. Bağdat'taydı. Gitti. Fakat gönderen kişi dedi ki, git Kabe-i Muazzama'ya ama sen şimdi ilim sahibisin. Hakikaten de büyük ilim sahibi. Bağdat ilim şehri, oradaki bütün alimler onun talebesi. Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Şerif'te, Harem-i Şerif'te uygunsuz bir şey görürsen hemen itiraz etme. Bir sebebi olabilir bak. İlmine güvenip de itiraz etme gözünü seveyim. İtkika, alim tehlikelidir yani. Bildiği için hemen bir şey diyebilir diye ikaz ettiler. O da geldi Mescid-i Haram'a yaklaşık Kabe-i Muazzama karşısında. Arada artık göz menzili birini gördü. Abim gibi duruyor. Kabe'ye sırtını dayamış. Hazreti Mevlana'ya, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine yüzünü dönmüş. Kalbinden şu geçti Mevlana Halid. Ya Kabe'ye sırt dönülür mü Allah aşkına? Şu dengesizliğe bak. Kalbinden geçti. Konuşmadı ama her şey konuşmaya ihtiyaç göstermiyor. Yaklaştıkları zaman hani burada bir şey görünce itiraz etmeyecektin dedi. Sırtımızı Kabe'ye döndük, seni bildiğimiz var dedi. Evet Kabe muazzamdır ama insan ondan da üstündür. Ben sana hürmeten sırtımı Kabe'ye döndüm. Sen camiye hiç gitmedin mi? İmamlar namaz bittikten sonra sırtını Kabe'ye dönüp yüzünü cemaate dönüp de dua etmezler mi? Bak itiraz etmeyecektin, sözünde durmadın diyor. Artık senin işin yok. Ayağına kapandı. Hani ilmine güvenip itiraz tuzağına düştüğü için aradığı ben değilim dedi. Ben sadece işaretçiyim. Seni bana gönderenler sana yol göstertmek için gönder. Ben işaret yapasıyım dedi. Senin işin Hindistan'da dedi. Tamam. Hindistan'a gideceksin. Döndü Bağdat'a. Sonra Hindistan'a gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin huzurunda yetişti. Artık devam etmeyeyim. O hikaye uzun. Ancak Şeyh Garip'ten okuduğum iki mısradan ikincisinde. Evet, zahirine bakarsan tabii viranesin. Kahredersin, suratın düşer, yüzünde gülmez. Ama ruhunu unuttun da ondan kendini bir hatırla. Sen ruhsun ve ruh mukaddestir, onu yaşlanmaz ve ölmez. Ebedi gençlik, ölüm desem kimse inanmaz. Daş ihtiyarlar, servi çürür, ölüm yıpranmaz. Necip Fazıl bu mektepten geçtiği için söylüyor bunları. Hırsızlık yapmıyor yani, duruma hakim. Neden? Abdülhakim Arvaz Hazretleri dizinin dibinde yetişmiş daha ne? Biliyor yani, terminolojiyi biliyor. Ebedi gençlik, ölüm desem diye başlıyor lafı, o yüzden. Dört mısra izah edeceğim dedim. İkisini izah ettim sayılır. Kaldı iki mısra. Âdem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Secdeler eyle ki merdude hüda olmayasın. Antroparantez. Bu şiirin vezni İstiklal Marşı'nın vezniyle aynıdır. Bu vezin mevzuna dikkat çekiyorum. Ben şu salonda beş kişi vezni dikkat ederse estetize etmek için topluma yani. Yani güzellik baba ya, Allah Allah. Ev yaparsan güzel yapacaksın, yemek yaparsan güzel yapacaksın, yürürsen güzel yürüyeceksin, susarsan güzel susacaksın, konuşursan güzel. Güzellik lan. Ya Medut. Allah güzeldir, güzeli sever. Sözde de yazıda da güzellik. Birisi bana staj için müracaat etti, avukatlık stajı, dilekçe yazdırdım. Öyle çirkin yazdı ki kabul etmedim stajı. Bu kadar çirkin dilekçe yazıyorsan dedim, bak ben sana güvenemem. Abi özenelim biraz da canım. Yani ne ya? Fazla mı zorladım sizce ya? Abi avukat olacaksın sen ya. Yani özene mezene yaz ya. Benim yazım güzel değil. O sana öyle geliyor. Herkesin bir güzel yazı yazma imkanı vardır. Ya okuduk da kaç sene okuduk ya. Ayakkabıları şöyle bir düzgün koy her bir göreyim yani. Bir ya. Düzgünlük ya, bir tertip ya. Bir bütün bir falan bir tertip. Güzellik ya. Sözde öncelikle. Ya buna vezne riayet ediyor adam. Niye? Deli mi bu adam? 6000 beyitli mesnevi yazıyor Hazreti Mevlana. Vezin bir defa aksamıyor. Fa
annesinden mevlid yazıyor. Vesiletün Necat. Doğdu ol sağat davul sultanı deyip nura gark oldu semavatü zemin. Aynı vezirde. Biz Aşil Necip Türk milleti bu vezini çok iyi tanırız bu yüzden. Mesnevi okuyan, alim kısmı mesnevi okur oradan bilir. Halktan birisi ise mutlaka mevlid dinlemiştir. Yani biri askere gitmiştir, orada oturmuştur, dinlemiştir. Bir yerden bir estetik, estetik. İnsan kulağından zehirlenir. Panzehiri de kulağından alır. Son iki mısra demiştim. Adem'in muttası ol ta ki cüda olmayasın. Secdeler reyindeki merdudu huda olmayasın. Estetiği geçelim şimdi, manaya bakıyorum. Yani benim işim bitmiyor o yüzden. İşin güzellik tarafına bakıyorsun, mana tarafına bakıyorsun, anlamadığın kelimeler çıkıyor, lügat karıştırıyorsun, gene de bulamıyorsun, gene de soruyorsun falan. Oho, dua edin bana, ömür lazım, çok ömür lazım. Yani kütüphaneme koyduğum kitapları okumaya ömrüm yetmeyecek diye kahrediyorum. Ben biraz önce vasiyetimi söyledim mi, şu iki kitap mutlaka okuyun diye dedim mi? Anlaşıldı mı ne oldu? Web sayfamda geliyorsunuz, iki tane kitabı tavsiye ettik, çıkış arıyorsunuz falan filan. Lütfen yani, lütfen yani, üzmeyin beni. Babana benzediyor. Adem'e muttasıl ol. Adem'e muttasıl ol. Açıklayacağım. Adem'e muttasıl ol ne demek? Babana benzer ne demek? Yani Hafız-ı Şirazi'den açıklayacağım şimdi. İran'ın şiirin en büyük, Fars edebiyatı en büyük ustası. Şöyle diyor. Pederem Ravza-i Ridvan ve tükendüm ve fürut. Ma halef başeme yermen cebi nafuluşem. Babam diyor, Hazreti Adem diyor aleyhisselam. 3-5 buğdaya cenneti satıp geldi diyor. Ben bu namert dünyayı yarım arpa tanesine satmazsam şerefsizim diyor. Abi babamın oğlu değildir ben diyor. Dünyaymış. Satmışım arasında. Gözümü boyayacak. Dünya. Benim babam cenneti sattı geldi. Sen ne diyorsun? Neye sattı? Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini bildi dünyaya. Kayserili şair söylüyor bunu. Ebu Bekir Kani. Gubarı payini almam cihanı ya Resulallah. Değişmem bu yine heftasumanı ya Resulallah. Duyunca maktebi teşrifin Adem sulbi payinden değişti harbe yalağı cinanı ya Resulallah. Kayserili Ebu Bekir Kani. Bastığın toprak dünyalardan üstündür. Kılını kainata değişmem Allah'ın sevgilisi sensin ya Resulallah. Babam Hazreti Adem senin dünyaya geleceğini haber alınca bir avuç buğdaya cenneti sattı da geldi. Adem'e muttasıl ol. Yani babana benze. Babana çek. Babası kılıklı. Nasıldı baba? Neydi senin babanın huyu neydi? Bir Muhammed aşkına sallallahu aleyhi ve sellem cenneti sattı geldi. Başka? Bir hatası oldu. Bir hataya düştü evet zelle. Yani yanlış meyvehane. Ama öyle boyun büktü, öyle dua etti, öyle pişman oldu, öyle ağladı ki Adem Safiyullah oldu, ilk peygamber oldu, altı büyük peygamberden biri oldu, Ül-Azm Safiyullah Adem Aleyhisselam oldu. Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın, ta ki ayrı düşmeyesin, baban gibi olursan ayrı düşmezsin diyor. Düştü, dünyaya geldi, Havva annemiz ayrı tarafta, Adem babamız ayrı ama o tevbesi sebebiyle vuslat gerçekleşti, bugün buradayız. İkinci mısrada ve son mısrada. Secdeler eyle ki merdud-i hüda olmayasın. Merdud-i hüda Allah'ın reddettiği kim? İblis. Neden reddedildi? Secde emrini aldı. Allah-u Teala'nın emrine bak. Topraktan heykel şeklinde Hazreti Adem çamur. Henüz ruh üflenmemiş. Meleklere emrolundu. Kıblenizdir secde. Melekler günahsız, nurdan halk olunmuşlar, Allah'ım ya Rabbim. Emre itaat ettiler, melekler secdeye kapandılar, iblis artistik yaptı. Ben ateşten yaratıldım, abi bu iş olmaz dedi, emir yanlıştı. Bak, 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 bak. Melekler başlarını kaldırdılar, hocası bildikleri asasin, emre muhalif kalmış, secde etmemiş, bu hataya biz düşmedik çok şükür diye, sevinçle bir secde daha ettiler, iki secde, o yüzden iki secde emre. Yani secde et demiyor. Secdeler eyle gidiyor. Özete bak. Yani şimdi de 48 mısrayı açıkladığımızı düşünün ne olur? Yarın akşam aralarda doğrusu. Uzatmayalım artık. Bitiriyorum. Arkadan dağılanlara söylüyorum. Lafı bitiriyorum. Gidecekseniz son lafı duyun da gidin. Adamın canını sıkmayın. Yani ne hayırlı işiniz var da gidiyorsunuz. Daha hayırlı bir işiniz varsa gidin.
Yani şuradan şimdi gitmenizi haklı gösterebilecek bir tek sebep olur. Yatsı namazı gecikti abi, onun için gidiyoruz. Bunu anlarım. Bunun dışında ya da yarın vize var. İmtihan var değil mi? Yani farz bunu geçebilir. Bunun dışında ben olsam gitmezdim. Hasbikelam. Son söz. Şaka bir tarafa, iyi dinlediniz. Tebrik ederim. Bu kadar hakikaten. Duanın tesiri, size dua ettiler ya, Allah sabır versin dinleyenlere falan diye, kolaylık versin diye. Herhalde onun bereketi olacak. Vasiyetimi söyledim. İki kitap. Kendi kitaplarımın reklamını yapmak gibi bir hata içinde değilim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Yani hiç önemli değil. Yazmışımdır 3-5 kitap. Hiç önemli. Kitap çıkıyor. Onların ilmi değeri yok. Onlar sadece bir gönül titreşimini kağıda düşmüş halidir. Ne hissettiklerimi döktüm o kadar. Yazmasam da olurdu. Zaten yazılmış şeyleri yani. Söyleneni söyledim. Yeni bir şey söylemedim. Söyleyemem zaten. Ama o iki kitap öyle değil. Temel eserdir. Onlardan birazcık uzaklaştığımız için, saptığımız için yolumuzu şaşırdık da başımıza gelmeyen kalmadı. Allah bizi affetsin. Yani bu kadar dersten sonra artık kendimize gelelim yani. Son bir espriyle bağlıyorum. Espri. Bu ceket iliklenmiyorsa dediğim gibi şeyden yaşayayım. Ben bu amatör mizah ustalarına bayılıyorum. 15 Temmuz'dan sonra bir amatör mizah ustası Kızılay Meydan. Sarı bir kağıda hani tost var işte filan diye, tavuk var filan diye asarlar ya, bütün talebede görür onu. Sarı kağıt kullanmış, üstüne de kırmızı kağıtla yazmış, gayet güzel kırmızı yazı, net görülüyor. Aynen oradaki argo ifadeleri kullanmam lazım. Ulan gerizekalılar. Ünlem işareti. Satır başı. Malkoçoğlu ile ilkokulu bitirdik. Deli Yürekli Ortaokulu, Kurtlar Vadisi'yle liseden mezunuz. Diriliş Ertuğrul'la yüksek lisans yapıyoruz. Bize darbeli yapar. Tövbe estağfurullah. Yani son mizah bir sevgili talebem bana yaptı, onu eksik olmasın. Böyle dostlarım var. Allah'ı ve ölümü hatırlatan dosttur. Unutturan düşman. Bana bir tweet göndermiş. Karacahmet mezarlığında dolaşırken bir mezar taşı hoşuna gitmiş, çekmiş resmini, merakını çekmiş. Mezar taşındaki laflar önemli tabii. Şöyle diyor, rahmetliğinin mirasçıları yapmış artık bu numarayı. Biz de sizin gibiydik, siz de bizim gibi olacaksınız. Güzel laf, buna itiraz yok. Altına not düşmüş bana gönderen. Adam ölmüş gitmiş hala laf sokuyor. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Her şey güzel.